Arıcılık bizim için aslında ne kadar meslek olsa da bu aşk, sevgi, her gün onların uçuş ve bahardan getirdikleri polen, ballar bizi, her şeyi, dünya bakışımızı bile öyle değiştiriyor ki. Hatta ve hatta bu adeta bir üniversite hocası gibi geliyor. Onları biz ne kadar çözmeye çalışsak da onlar yeni yeni bize bir şeyler öğretmeye devam ediyorlar. Biz yörük bir aileyiz. Atalarımız Orta Asya ve Horasan'dan buralara kadar gelmiş olup bu arıcılıkla uğraştıkları için bize bıraktıkları en güzel meslek bu arıcılık olmuştur. Köyceğiz'de 100 yıldan fazladır doğal ve katkısız bal üretiyoruz. Bu arıcılık mesleğini bizler de çocuklarımıza, torunlarımıza, onlara da aynı mesleği yürütmeleri için uğraşıyoruz. Onlar da bu mesleği sürdürmeleri bizler için bir onur meselesi olur inşallah. Arılarımızı oğul verip nasıl beraber hareket ediyorsa, biz aile bireyleri olarak çocuklarımla, torunlarımla aynı onu bir örnek olarak alıp beraber bu işi yürütmemiz, bu işi beraber yapmamız gerektiğini arılardan öğreniyoruz. Bu işin elbette zor tarafları da var. Yaylaya çıktığımız zaman 4-5 metre barakada çorumuzla, çocuğumuzla kaldığımız zaman biraz sıkıntıları oluyor ama biz bu mesleği, arıcılığı sevmesek, o yaylanın geceleri ayazını, soğuğunu, fırtınasını hiçbir zaman için bize yük getirmiyor. Siz tüketici kardeşlerimize doğrudan doğal balı, katkısız balı iletmek için, üretmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösterip bahar bahar dolaşarak nerede güzel bahar varsa, bal akışı varsa sürekli oralara doğru hareket ederiz ve araştırır. O yerlerde gerçek balın, doğal balın olmasını için daha zevkle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü ne demiş ozanımız? Aşkla koşan yorulmazmış ve arılarımızın o coşkuyla çalıştığı zaman ona baktık süre her şeyi unutuyoruz. Çocuklarım ve torunlarım Köyceğiz Bal Birliği'ni kurarak Köyceğiz balını artık evlerinize kadar ulaştırıyor. Rabbim ömür verdiği müddetçe bu işi yapacağım. Zaten arı biterse insanlığın ömrü de biter. Arıları da yaşatmaya devam edeceğiz.